Değerli izleyenler, 2021-2022 futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'miz Topuk Yaylası kampında yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Bizler de kampın öyküsü programında takımımızın Serkan Acar Resort & Spor Topuk Yaylası tesislerinde yaptığı çalışmaları sizler için ekranlara getireceğiz. Kampın öyküsü programı başlıyor. Yeni sezon hazırlıklarına gelenekselleşen Topuk Yaylası kampıyla devam eden Fenerbahçe'miz, yolculuk öncesi 5 Temmuz sabahında Dereazı Lefter Küçük Andonya Adis tesislerimizde bir araya geldi. Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimizde yapılacak kamp için yola çıkan takımımızı, tesislerde çalışmalarını yapan futbol okulu öğrencileri uğurladı. Üç saat süren yolculukta kaynaşlı gişelerine gelen takımımızı Düzce Fenerbahçeliler Derneğimiz gelenekselleşen karşılama töreninde çiçekler ve alkışlarla selamladı. Daha sonra Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimize ulaşan kafile, burada da tesis müdürü ve çalışanlar tarafından çiçeklerle karşılandı. İki hafta sürecek kamp programının ilk antrenmanı aynı günün akşamında teknik direktörümüz Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman öncesi sahada kısa bir konuşma yapan Portekizli çalıştırıcı, futbolcularımıza Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi. Kamptaki ilk antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra çabukluk ve koordinasyon çalışmalarının yapıldığı antrenman taktiksel programlarla sona erdi. Kampın ikinci günü sabah antrenmanıyla başladı. Öğle saatlerinde yeni transferimiz Serdar Dursun basın mensuplarıyla bir araya gelirken ilk açıklamaları da kameralara yansıdı. Fenerbahçe'de oynamak uzun yıllardır böyle beklediğim bir şeydi. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Hani taraftarlar olsun, oyuncular olsun, hani iyi bir seçenekti benim için. İnşallah hayırlısı olur, iyi geçer, hani sakatsız belasız herkes için geçer. Günün ikinci çalışması için sahaya çıkan futbolcularımız, zaman zaman yoğunluğunu artıran sise rağmen tempoyu düşürmeden çalışmalarına devam etti. Güç depolayan takımımız taktiksel programlarla devam eden antrenman sonrası kampın ikinci gününün de sonuna geldi. Haftanın ve kampın 3. gününde futbolcularımız sabah çalışmasını spor salonunda gerçekleştirilen kuvvet antrenmanlarıyla yaptı. Çalışmanın ardından futbolcularımız hünerlerini bu kez oynadıkları eğlenceli basket atma oyununda gösterdiler. Thank you.
kampın 3. gününde sabah antrenmanını salonda yaptığı çalışmayla tamamladı. Antrenmanın ardından futbolcularımız tabi basketbol oynuyorlar. Basket atma yarışı. Bunun detaylarını Nazım'dan öğreneceğiz. Steven atamadı. Tekrar arkadan atmaya çalışıyor. Knockout diye bir oyun oynuyoruz. Şu kuralları an, hemen senden alalım. Kurallar şimdi görüyoruz. Aynen kamera oraya gösteriyor. Şimdi ilk atan Mary atıyor. Evet. Atamadı. Şimdi Steven atarsa gol! Bitti. Steven kazandı mı? Aynen kazandı. Şanstan ama kazandı. Şans. Tebrikler. Kazandın. Teşekkür ederim. Evet kazandım. Güzel bir oyun. İki kere kazandım. Ha? Very lucky. Çok şanslı adam arkadaşımız ama... Çok kıskanç. Çok kıskanç. Çok kıskanç. Okay, last one. Çok mutluyum. İlginç oyun. Evet. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Şu an başarısızım ama şimdi kazanmaya çalışacağım. Çekişme var değil mi? Var var. Başla. Keyifli geçiyor yani. Ferdi her zaman bu tarz oyunların en iddialı ismi. Öncelikle nasıl gidiyor onu Maybe soralım. You are the most assertive player in this team when you guys play games like this. So how is it going so far? It's fun. I like it and we are all together playing. It's a good game so we enjoy it. Eğlenceli, gerçekten hoşuma gidiyor. Bütün takım olarak oynuyoruz, çok keyif alıyoruz. Değişik ve ilginç bir oyun. Kurallarından kısaca bahsedebilir miyim? It's a different game. Can you explain us the rules, please? Well, I didn't know the game before. Nazım told me the game. So you have to score before the first one, and if you score, the first one is out. Ben bu oyunu daha önce bilmiyordum. Nazım söyledi bana bu oyunu. Birinci oyuncudan önce basket atmanız gerekiyor. Siz atarsanız o oyuncu dışarı çıkıyor. Az önce dedim ya başarısızım kazanacağım, aldım oyunu. Harika. Finale kadar geldik. You came to the final. Kazanan Nazım oldu galiba. Nazım, I think you won the game. Yes, you won behind me. You won behind me. Benim arkamda iyi oynuyor but diyor. But I'm better. Ama ben kötüyüm. Şansı gördünüz mü? Şans. Belki hiç atamaz. Atmadı hala. Şimdi ilk defa atıyor. Sürekli mücadelesin ama yani elendin. Son 3'e kalırım, sen ilk de elendim. Harika. Vallahi çok büyük sıkıntı. Emir'e de soralım. Emir devam ediyor musun? Elendin mi sen? Ben elenmem abi, ben elenmem. Mami elendi ilk turda, ben elenmem. Nasıl gidiyor Melih? İyi gidiyor abi, çok şükür. Oldukça çekişmeli. Evet evet abi. Güzel bir oyun değil mi? Güzel güzel. Kolkur'la Nazım abi çok iyi. Favorin hangisi? Favorim Nazım abi ya. Nazım abi çok iyi atışlar yapıyor. Valla. Gerçekten çok güzel bir oyun. Eğlenceli. Antrenman sonrasında güzel bir eğlence oldu. Neler söyleyeceksin? What would you like to say about the game? I think it's nice. You got something to, you know, this is a pre-season camp and when you have fun, camp bu ve aynı şekilde böyle keyifli anlar da oluyor. Daha iyi takım olmak için, takım olabilmek için bu tip şeyler, bu tarz oyunlar bence önemli, güzel. Kazandı mı? Did you win? No. Every time someone behind me score. Arkamdaki birisi attı, atışını gerçekleştirdi, sayı oldu. Ben kazanamadım. Tebrikler. Congratulations. Congratulations on losing. Niye tebrik ediyorsun? Güzel oyun için. I congratulate you because you played good. Oh, you think? Oh, I'm the best. Öyle düşünüyorsan o zaman en iyisi benim. Wow!
Bu kez kazanan Bartu. Bartu tebrikler. Güzel oyun değil mi? 3-4 oyunun sonunda artık kazandım yani. Emir'e doğru gidelim. Emir'i görmekte biraz zorlanıyor. Emir, atmayacak mısın bu turda, neden? Abi Mami arkama geçip basketini attı. Biraz hile oldu gibi ama ben biraz baskı altına aldı beni. Beni de hemen senin yanına yönlendirdi zaten. Ya işte seviyor böyle şeyleri. İntikam şeyi almaya çalış. Nazım, sen atamadığında neden bu sesler bu kadar yükseliyor, ben anlamadım. Evet, herkes bana karşı, herkes bana düşman, bilmiyorum neden. Ama tek başına mücadele ediyorsun resmen. Evet, ama dediğim gibi herkes bana karşı oynuyor. Sanki Fenerbahçe gibi, yani herkes bize karşı oynuyor. Ama biz de sana inanıyoruz her zamanki. Aynen, yani ben de kendime çok inanıyorum da bilmiyorum burada neler oluyor, hala anlamadım. Kampın dördüncü gününü çift antrenman programıyla değerlendiren futbolcularımız günün ilk çalışmasını salonda yaptı. Sabah saatlerinde İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen milli futbolcularımızdan Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci ve Altay Bayındır da yeni sezon hazırlıkları için Topuk Yaylası kampına öğle saatlerinde katıldılar. Futbolcularımızı teknik heyet ve arkadaşları karşıladı. Yeni transferlerimizden Steven Colker, öğle saatlerinde basın toplantısında kendisine sorulan soruları cevapladı. Work hard this season, so I'm enjoying it. I'm enjoying being with my new teammates, and I'm excited for the season ahead. Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Geldiğim ilk hafta benim açımdan gerçekten güzel geçiyor. Yeni teknik direktörümüzle birlikte de gayet iyi zaman geçiriyoruz. Disiplinli bir hoca, yoğun çalışmamızı isteyen bir hoca kendisi ve sürekli olarak bizden iyi çalışmamızı, sıkı çalışmamızı istiyor. Ben de tabii ki şu an itibariyle geçirdiğim zamandan çok büyük keyif alıyorum. Yeni sezon içinde maçları da aynı şekilde heyecanla bekliyorum. Topuk Yaylası'nı akşam saatlerinde yoğun sis kaplarken takımımız günün ikinci çalışması için sahadaki yerini aldı. Görüş mesafesi minimum seviyede olsa da futbolcularımız günün ikinci çalışmasında oldukça istekli ve keyifli görüntüsüyle dikkat çekti. Tempoda geçen yeni sezon hazırlıklarında hafta sonu yapılan antrenmanlara taraftarlarımızın da ilgisi oldukça fazlaydı. 10 Temmuz Cumartesi günü takımımız tek antrenmanını sabah saatlerinde yaptı. 3 Temmuz Kumpası'nın 10. yıl dönümünde taraftarlarımız 10 yıl sonra yine bir 10 Temmuz günü Topuk Yaylası kampında takımımızı yalnız bırakmadı. Antrenman ısınma çalışmalarıyla başlarken bu bölümdeki eğlenceli oyunlar futbolcularımızın da çok keyifli bir antrenman yapmalarını sağladı. Ayak tenisi oynanan ve 6 takımın mücadele ettiği bölümde ise bol tartışmalı, çok mücadeleli ve oldukça güzel hareketler kameralarımıza yansıdı.
özellikle Berke Özer'in röveşataları taraftarlarımız tarafından da alkış aldı. Temmuz Pazar günü takımımız günü çift antrenmanla değerlendirirken taraftarlarımız yine takımımızı yalnız bırakmıyordu. Kampın 7. gününde başkanımız Ali Koç da kampı ziyaret ederek sezon öncesi teknik heyet ve takıma moral verdi. Sabah antrenmanını izleyen başkanımız düzenlenen barbekü organizasyonunda futbolcu ve teknik heyete eşlik etti. Akşam antrenmanı öncesinde kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlarımızın yanına giden başkanımız taraftarlarımızı selamladı. Yeni haftanın ilk gününde hazırlıklarını sürdüren takımımız günü çift antrenman programı ile değerlendirdi. Akşam antrenmanı için sahaya çıkan takımımız çalışma öncesi ülkemizi Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek sporcularımıza destek vermek için ay yıldızlı bayrağımızlı objektiflere poz verdi. Teknik direktörümüz Vitor Pereira da Fenerbahçeli milli sporcularımıza başarı dileklerinde bulundu. For the Olympics athlete. Atletlerimiz için olimpiyata giden. We wish you all the best. En iyi dileklerimizi gönderiyoruz burada. Tokyo. Okay? Tokyo'ya. Teşekkürler. Macaristan milli takımıyla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Attila Salahi, kampın 9. gününde takıma dahil olurken akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı. Futbolcularımız ısınma bölümünün ardından taktiksel çalışmalarla günü tamamlarken, son bölümde yapılan şut çalışmalarında güzel goller ve kurtarışlar dikkat çekiyordu. Antrenman sonrası teknik direktörümüz ve futbolcularımız, çalışmayı izleyen taraftarlarımızın yanına giderken forma imzalayıp hatıra fotoğrafları çektirdiler. Temmuz Çarşamba günü Topuk Yaylası kampının 10. gününde teknik direktörümüz Vitor Pereira basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak için Fenerbahçemizin teklifini kabul ettiğini söyleyen Pereira, bir kez daha şampiyonluğa olan inancını bu toplantıda da dile getirdi. Kamp programı kapsamında son antrenmanına akşam saatlerinde çıkan takımımız yoğun tempoda geçen antrenmanlarını tamamladı. Çok farklı ülkede görev yaptığını, çok farklı takım tarafından. Topuk Yaylası kampının son gününde takımımız Romanya 2. Lig ekiplerinden Csíkszereda ile yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçını yaptı. Bu pozisyonda hakem düdüğü çaldı, karar serbest vuruş. Topun gerisinde Sosa var. Sosa baktı kaleye, direkt kaleye gönderdi topu. Top üst direkten dışarıya çıkıyor, taç. Sonuç alamadık serbest vuruştan. Uzun gönderilen top Mert Hakan Yandaş'tan Kemal Ademi'ye doğru. Kemal Ademi aşırtma denedi. Pozisyondan yararlanamıyor. Sinan Gümüş vuruyor, 26. dakikada 1-0 öndeyiz.
savunma uzaklaştırmak istedi. Sinan Gümüş'ün önünde kaldı, top düzgün vurdu. Köşeden topu ağlarla buluşturdu Sinan. Yine atak geliştiren taraf Fenerbahçe'miz Sousa bıraktı. Sinan Gümüş, Sinan vuruyor ikinci gole. Çok yaklaştık Sinan'la. Üst üste pozisyonlar. Fenerbahçe'mizde. Sereda takımı serbest vuruşu kullandı. Kafayla uzaklaştırıyoruz. Sadık Çiftpınar. İlk yarı 1-0'lık üstünlüğümüzle sona erdi. Maçta görüntüler ikinci yarıdan. Serdar Aziz sağ kanada doğru gönderdi. Bright Offside Samuel topla buluştu. Rakibinden sıyrılıyor. Gelişine bir vuruş Envana Samatta'dan. Top üstten alta çıkıyor. Caner Erkin bıraktı. Mesut Özil topu ağlara gönderdi ancak. Karar offside. Gol geçerli değil. Right offside Samuel. Mesut Özil. Samatta. Tekrar Mesut. Offside Samuel. Çaprazda kale ağzına çevirdi. Savunma topu dışarıya gönderiyor. Caner köşe vuruşunu kullandı. Serdar Aziz'in golü geliyor. Kafayı vurdu, topu filelerle buluşturdu Serdar Aziz. 68. dakikada farkı 2'ye yükseltiyoruz. 2-0. İlk yarıda Sinan Gümüş, ikinci yarıda Serdar Aziz'in golleri. Savunmada pas yaparken topu kaptırdık. Çiksereda tehlikesi, Berke. Kalesinde başarılı. Rumen ekibi köşe vuruşunu kullanıyor. Top uzaklaştı. Uzak mesafeden bir vuruş geldi. Berke'de kaldı top. Berke Özer. Caner ortasını yaptı. Serdar Dursun'un kafa vuruşu. Out. Mesut Özil topun gerisinde şimdi. Mesut ortalıyor. Top dışarıya çıkıyor. İlk hazırlık maçımızdan 2-0'lık galibiyetle ayrılıyoruz. Fenerbahçe'mizin 2-0 kazandığı maç sonrasında akşam yemeğinde İrfan Can'ı bir sürpriz bekliyordu. Yeni yaşına giren başarılı futbolcumuz için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfleyen İrfan'a takım arkadaşları alkışlarla eşlik etti. Öncelikle teşekkür ederim pasta için. Çok iyi çalışıyoruz burada. Çok yorulduk. Pasta yiyebiliriz. Hak ettik bunu. İnşallah sezon sonu da şampiyonluk pastasını keseriz. Sürpriz doğum günü sonrası kampın son akşamında takımımızı bekleyen bir sürpriz daha vardı. Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimizde çalmaya başlayan Fenerbahçe marşları ve görsel şov tüm takımın dikkatini çekerken beğenisini de kazanıyordu. Bu görsel şovu yerinde izleyen Altay Bayındır'la takım arkadaşları hazırlanan sürpriz ve kampı sizler için değerlendirdi. Çok güzel bir şey var burada. Vallahi çok hoşuma gitti. Odadan gördüm, direkt yanına geldim koşa koşa. Videoyu da çektim. Çok güzel. Yani her şey çok güzel. Just experience this. It was a very nice moment to see this and inshallah we will be champion next this season. Bu sürpriz de gerçekten çok hoştu. Ben odamdaydım o sırada. Müziği duydum ve geldim. Bu müzik gerçekten beni bir şeylere aç hissettiriyor. Motivasyon bana motivasyon sağlıyor. Gerçekten çok güzel. Dediğim gibi inşallah sezon sonunda şampiyon oluruz. Kampı çok güzel bitiriyoruz. Güzel de bir sürprizle bitiriyoruz. Bu sürpriz için neler söyleyecekler? Que quieren decir sobre la sorpresa? Juego, música. Para mí yo contento por todo el lugar. Principalmente el año pasado no me tocó venir por el COVID. Y finalizar así con este show, la verdad que muy 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 contento y motivado. Yani sırf bu gösteri için değil, ben bütün bu tesisten gerçekten tesiste geçirdiğimiz kamptan çok memnun kaldım. Çünkü geçen sene Covid nedeniyle gelememiştim. Gerçekten burası çok güzel, çok güzel bir kamp geçirdik. Bu şekilde bir şovla bitirmek de çok güzel oldu. Harika. Lemon. Çekiyoruz.
También, ¿no? Contento, no me esperaba esto. Vi que estaban llevando algo para allá, pero la verdad que muy lindo y despedir una pretemporada muy linda aquí y muy intensa. La verdad que lo pasamos muy bien. Gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Böyle bir şey beklemiyorduk. Çok güzel bir sürprizdi. Kamp da çok güzel geçti. Umarım buradaki hazırlıklarımızın yansımasını sahada görürüz. Güzel, gülerek bitirdik. Dimitris neler söyledi? Yes, it was very nice this surprise. Also, it's very nice the facilities because it was first time that I came here. I like very much this preparation and we have to continue to go now back in Istanbul and to continue our work. Evet, gerçekten bizler için çok hoş bir sürpriz oldu. Buradaki tesis de gerçekten harika. İlk kez burada bulunuyorum. Burayı çok sevdiğimi söyleyebilirim. İstanbul'a döneceğiz ve çalıştığımız, kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Değerli izleyenler, Fenerbahçe'miz yaklaşık 2 hafta boyunca Serkan Acar Resort & Spor Topuk Yaylası tesisimizde yaptığı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Yeni sezon hazırlıklarının birinci bölümü böylelikle tamamlanmış oluyor. Bizler de kampın öyküsü programında takımımızın yeni sezon hazırlıklarını sizler için ekranlara getirdik. Yeni bir kampın öyküsü programında tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.